Mr. Jep Medya'dan herkese merhaba. Sizler için en çok tercih edilen ürünleri incelemeye devam ediyoruz. Bu hafta ise dünyanın ilk 5 kulaklık üreticisinden biri olan QCM markasının T13X kulaklığına yakından bakacağız. Bundan önceki modeli T13 kullanıcısı tarafından oldukça beğenilmişti. T13X ise geliştirilmiş yeni özellikleriyle karşımıza çıkıyor. Sözü fazla uzatmadan kutumuzu açarak inceleme videomuza başlayalım. T13X böyle bir kutu içerisinde geliyor. Kutunun üzerinde teknik detaylara değinilmiş. Videonun ilerleyen dakikalarında bu özelliklere detaylı bir şekilde değineceğim. Kutuyu açalım ve bakalım içerisinden neler çıkıyor. Kutunun içerisinden kulaklığımız, Type-C C şarj kablosu, 4 adet kulaklık ucu ve kullanım kılavuzu kutudan çıkıyor. Kutu içeriği oldukça özenli paketlenmiş. Kulaklıklar bazen kulağımıza uymayabiliyor. Bundan dolayı da kulağımızdan sık sık düşüyor. Bu yüzden farklı boyutlarda kulaklık ucu koymaları oldukça önemli bir detay. Kulaklığa tasarım olarak baktığımız zaman şarj kutusunun üzerinde QC'nin logosunu görüyoruz. Kulaklığın şık ve parlak bir yapısı var. Yumuşak ve oval hatlara sahip. Kutunun rahat açılması için tırnaklı bir alan bırakmışlar. Kutunun yan tarafında ise Type-C C girişli şarj alanını görüyoruz. Kutuyu açtığımız zaman sıfırlama düğmesini de görüyoruz. Kulaklıklar için iyi bir mıknatıslı mekanizma kullanılmış. Ters çevirip salladığım zaman kulaklıklar kesinlikle düşmüyor. Tasarım olarak değerlendirdikten sonra kurulumuna geçelim. Kulaklığı bağlamak için önce kulaklıkları kutudan çıkartıyoruz. Daha sonra telefonumuzdan Bluetooth'u açıyoruz. Gördüğünüz gibi kulaklık göründü ve üzerine tıklıyorum. Bağlama işlemini gerçekleştiriyorum. Diğer modelde olmayan bu modelde yeni gelen özelliklerden biri uygulama üzerinden kulaklığın bilgilerine ulaşabilmemiz. Kullanım kılavuzundaki QR kodunu okutarak uygulamayı indirelim. Uygulamayı indirdikten sonra talimatları izliyorum. Yeni hesap oluşturup kayıt olmanız gerekiyor. Kayıt işlemini gerçekleştiriyorum ve uygulamamız açıldı. Uygulamaya baktığımız zaman kişiselleştirmemiz için tüm ayarlar düşünülmüş. Ses efektlerini uygulama üzerinden ayarlayabiliyoruz. Sağ kulak ya da sol kulağın ses seviyesini yine uygulama üzerinden değiştirebiliyoruz. Kulaklığın dokunmatik ayarlarını da kişiselleştirebiliyorsunuz. Uyku modu ve oyun modu mevcut. Kulaklığı ara özelliği ise kulaklığı bir yerde unuttuğunuz zaman bulmanıza yarıyor. Hemen özelliği deneyelim. Gördüğünüz gibi kulaklığın bulunduğu konumu gösteriyor. Aynı zamanda kulaklığa da bildirim gidiyor. İyi düşünülmüş bir özellik. Kulaklığın 60 derecelik açısı sayesinde kulak içinize tam olarak uyum sağlıyor. Kulaklıkların ağırlığı ise sadece 4 gram. Dokunma özelliğine baktığımız zaman kulaklığa 2 defa tıklayınca müziği oynatıp durduruyor. Kısa süre basılı tutunca bir sonraki şarkıya geçiyor. Arama yanıtlamak için dokunmatik paneline 2 defa dokunmanız yeterli. Aramayı sonlandırmak için de aynı işlemi tekrarlamanız gerekiyor. Bu kulaklık oyun tutkunlarının çok seveceği bir özelliğe sahip. Bu özellik ise düşük gecikme modu. Oyun oynarken düşük gecikme modunu aktif etmek için sağ kulaklığa 3 kere dokunmanız gerekiyor. Aynı zamanda uygulama üzerinden de oyun modunu aktif etmeniz gerekli. T13X'in kullanıcısına 0.060 saniyelik bir düşük gecikme sunduğunu belirtelim. Kulaklık 5.3 Bluetooth seçeneğiyle geliyor. Kulaklıklar 45 mAh, şarj kutusu ise 350 mAh kapasiteye sahip. Tek şarj ile 30 saate kadar kullanım vaat ediyor. Kulaklığı 10 dakikalık şarj ile 1 saat kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Kulaklığın çekim alanı ise 10 metre. T13X'in aynı zamanda IPX5 sertifikası bulunuyor. Toza ve suya karşı dayanıklı. Kulaklığı genel olarak değerlendirecek olursam uygun fiyatlı bir kablosuz kulaklık modeli olduğu için kullanıcısına sunduğu ergonomik tasarımı, dokunmatik kontrol panelleri, IPX5 su geçirmezlik özelliğiyle tercih edilebilecek kulaklıklardan biri. 7.2 mm sürücüsüyle temiz ve dengeli bir ses üretiyor. Bassları güçlü, tiz sesler ise net bir şekilde kulağa ulaşıyor. QCM markasının T13X kulaklığı hakkında benim anlatacaklarım bu kadar. Sizler kulaklığı nasıl buldunuz? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı, videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza da abone olmayı unutmayın.
bir başka inceleme videosunda. Görüşmek üzere, şimdilik hoşça kalın.